Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS açısından gerçekten çok değerli bir konu öğreneceğiz. Geçen seneki sözel bölümde bu konudan soru gelmemişti. Ancak 2022'de bu konuyla alakalı bir soru geldi. Dolayısıyla LGS Türkçe'de 20'de 20 yapmak isteyen arkadaşların mutlaka öğrenmesi gereken, bilmesi gereken bir konu. Mesela 2022 LGS'de hangisinde yer tamlayıcısı yoktur şeklinde sordular. Çok kolay bir konu. Dikkatli bir şekilde dinlediğimizde rahatlıkla anlayabileceğimiz bir konu. Hazır mısın Tonguç Eradım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi şöyle bir trenimiz var. Nedir bu? Loko lokomotif diyoruz. Bunu zaten fiilimsi konusunu öğrenirken de dile getirmiştik. En önemli parça yüklem. Yani en önemli parça lokomotif. Çünkü lokomotif olmazsa tren hareket edemez. Yüklem olmazsa cümle olmaz diyoruz. Yüklem olmayan cümle eksiltili cümle olacak. Bunu sonradan ikinci dönemde göreceğiz. Şimdi burada özlemiz var. ...işi yapan kişi olacak. Mesela diyelim ki Tonguç dersi dinliyor. Kim dersi dinliyor? Tonguç özne olacak. Neyi dinliyor? Dersi nesne olacak. Sınıfta dinliyor, stüdyoda dinliyor, okulda dinliyor, evde dinliyor dediğin zaman bu yerini belli ettiği için yer tamlayısı olacak. Dikkatlice dinliyor, akıllıca dinliyor, şu anda dinliyor, bazen dinliyor gibi zaman ve durum anlamı katarsa da zarf tamlayıcısı olacak. Şimdi burada ara söz ve vurguyu da hemen aradan çıkaralım. Şu çok önemli, ara söz araya girmiş bir söz gibi. Mesela diyelim ki Tonguç sınıfın en çalışkanı, dersi dikkatlice dinliyor dediğin zaman sınıfın en çalışkanı ifadesi araya giren bir söz gibi oluyor. Vurguda yükleme en yakın olan kelime. Yükleme en yakın olan zarf tamlayıcısı ise vurgulanan Zart anlayışı oluyor. Bunların hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hatta bak burada kelimelerle göstereyim sana. Diyelim ki bunlar vagon, bu da lokomotif ya. Ömer herkesi sınıfa çağırdı. Bu cümlenin yüklemi çağırdı. Niye? Çünkü çağırdı kelimesi olmazsa cümle cümle olmuyor. Ömer herkesi sınıfa. Böyle bir cümle olmaz. Çağırdı kelimesi geliyor ve cümlenin anlamı oturuyor. Kim çağırdı Ömer. Kimi çağırdı? Herkesi nereye çağırdı? Sınıfa şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve hatta şuraya bakalım mesela dinliyor. Kim dinliyor? Öğrenciler dinliyor. Bak Ömer Özne. Öğrenciler Özne. Kim dinliyor? Öğrenciler dinliyor. Öğrenciler neyi dinliyor? Dersi dinliyor. Dersi sözcüğü nesne oluyor. Neyi dinliyor? Dersi dinliyor. Nasıl dinliyor? Dikkatli dinliyor. Bunları da göreceğiz. Ya da Tonguç yarın bize gelecek. Kim gelecek yarın bize? Tonguç gelecek. Tonguç Özne oluyor. Yarın zartamlayısı olacak. Bizde de, de yartamlayısı olacak. Dolayısıyla biz kim ve ne sorularıyla özneyi bulacağız. Ama hepsinden önce ilk başta yüklemi bulmamız gerekiyor Tonguç Elal Demir'in. Bugünkü dersimizde bunları öğreneceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde göreceğiz. Hem 2022'deki hem de geçmişteki tüm sınav sorularını incelediğinizde bu konuyu rahatlıkla yapabileceğinizi göreceksiniz. Fakat tabii ki bu konuda en önemli şey ödevlerimizi çözmek arkadaşlar. Niye? Süpersonik'te bu konuya alakalı bir sürü testimiz var. Test 82, 84, 86, 87 ve diğer testleri mutlaka çözmelisiniz. Neden? Çünkü burada arkadaşlar çözdüğümüz soruların benzeri tam anlamıyla LGS karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde tüm dersler soru bankamızda test 22-23 yine çok değerli sorular var. Dinamosu olan arkadaşlar da test 72-74'ü ve zoru bankası olanlar da test 60-61'i mutlaka çözsünler diyoruz. Dersimizin başına ödevimizi verdik. Şimdi konu anlatımına geçiyoruz. Hadi bakalım intromuz girsin ve dersimiz başlasın. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Şimdi arkadaşlar şu anda yüklemdeyiz. Yüklem neydi? Yüklem lokomotifti. Yani trenin en önemli kısmı. Lokomotif olmazsa tren gitmez. Lokomotif olduğu zaman loko lokomotif deriz ve rahatlıkla treni hareket ettirebiliriz. Buraya da yazmışız bak. Lokomotif olmadan tren gitmez. Yüklem olmadan cümle eksik kalır. Zaten yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle diyeceğiz. Şimdi o zaman gel buradaki yüklemleri sizler de ekranları başka arkadaşlarımızla bizlerle beraber bulsunlar. Mustafa virgül bu sabah erken uyandı diyoruz. Şimdi bu cümledeki olmazsa olmaz olan en önemli kelime yani yüklem uyandı sözcü bak. Uyandı yüklemimiz. Şimdi bu kolay bir örnekti. Bunu yapabiliyoruz. Mesela az önceki örnekler gibi dersin başına kolay gösteriyoruz. Öğretmenlerin klasik yöntemi durur. Mesela burada çağırdı, dinliyor, gelecek. Bunlar belli mesela. Ömer çağırdı. Öğrenciler dinliyor. Tonguç gelecek. Bunlar çok kolay örneklerdi. Ama şimdi birazcık zor yüklemleri de göstermek istiyorum sana. Şimdi bütün korkularımın çaresi sendin demiş. Buradaki yüklem ise sendin sözcüğü Tonguç'a Sendin. Sen bütün korkularımın çaresi. Çünkü sen kelimesi olmayınca cümle olmuyor. Bütün korkularımın çaresi. Böyle bir cümle olmaz. Bütün korkularımın çaresi sen dediğin zaman burada ek fiil almış zamir yüklem olduğunu görebiliyoruz. Yani Türkçede bütün kelimeler yüklem olabilir. Bazen fiiller yüklem olur, bazen isimler, bazen tamlamalar, bazen şunlar, bazen bunları hepsini göstereceğim. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Şimdi bu cümlede muhtemelen hepiniz başkentidir dediniz. Yani sadece son kelimeyi aldınız. Ama dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Sadece başkentidir değil, Türkiye'nin başkentidir dememiz lazım. Hani diyoruz ya sınıfın kapısı, okulun penceresi. Dolayısıyla yüklem Türkiye'nin başkentidir. ınının ın, ın, ısını gördüğün zaman bölemiyorsun. Dolayısıyla burada Ankara Türkiye'nin başkentidir diyorsun. Tamlamalar bölümü. Mesela bak burada da okulumuz Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biridir demiş mesela. Bak burada da yine Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biridir. Bütünüyle yüklem oluyor. Zaten sana bir kopya vereyim mi Tonguç'um? Cümlenin yüklemi böyle sendin, Türkiye'nin başkentidir, biridir gibi isimse yani ekelem almış isimse cümle %99.9 özne yüklemden oluşur. Bazı istinalar vardır ama muhtemelen sana o istinayı sormazlar. Cümlenin yükleminin isim olduğunu gördüğünde Burada diyeceksin ki bu cümle özne yüklemdir diyebilirsin. Mesela bak Ömer herkesi sınıfa çağırdı. Çağırdı fiil. Ömer çağırdı. Herkesi çağırdı. Sınıfa çağırdı. Burada özne var, nesne var. Başka başka ögeler var. Ama şuraya bak. Sendin bütün korkularım çaresi. Özne yüklem. Türkiye'nin başkentidir Ankara. Çünkü böyle yüklem isim olduğu zaman sadece kim ve ne sorusunu sorabildiğini özneyi alabiliyor. Ama diğerlerini alabildiği örnekler var. Fakat istinalar kaydı bozmaz diyelim. Şimdi buraya bakalım. Bu tablo 10 bin lira eder. Şimdi bak. 10 bin lira eder. Ne eder? Bak eder yüklen mesela burada. Ama şuraya bakalım. Onlar bizlere her konuda yardım ediyor. Çünkü burada sadece ediyor diyemezsin. Onlar bizlere her konuda ediyor. Anlamsız bir cümle. Onlar bize her konuda ediyor demek. Yardım ediyor. Yardım etmek, mutlu etmek, hissetmek, affetmek, terk etmek. Bunlar yardımcı eylemle oluşan bileşik fiillerdi. Dolayısıyla bunları bölemiyoruz. Bekledim geçen hafta yanımıza gelmeni. Bu cümlenin yüklemi beklediğim sözcüğü. Çünkü cümle esasında şöyle kurallı. Geçen hafta yanımıza gelmeni bekledim demek istiyor. Ama beklediğimi cümlenin başına almış. Dolayısıyla bizim kafamız karışmış. Sen burada gelmeni sözcü zannedebiliyorsun. Halbuki buradaki en önemli kelime, lokomotif olan, yüklem olan kelime bekledim sözcü. Geçen hafta yanımıza gelmeni bekledim dememiz gerekiyordu Tonguç Şelal Dolayısıyla cümledeki en önemli kelimeyi yani yüklemi bulurken dikkatli oluyoruz. Bazen fiil olabilir, bazen isim tanıması olabilir... Bazen yardımcı bileşik fiille oluşmuş, yardımcı eylemle oluşmuş bileşik fiil olabilir. Bazen cümlenin sonunda olmayabilir ama yüklem mutlaka olmalıdır. Zaten bir cümlenin yüklemi yoksa o cümle ögelerine ayrılamaz. Bir cümlenin yüklemi yoksa o cümle eksiltir cümledir. Sana o cümleyi sormazlar. Şimdi şurada az önce verdiğimiz uyarı bir kez daha söyleyelim. İsim cümleleri yani yüklemi böyle öğrencidir gibi olan cümleler genellikle özel yüklemden oluşur. Mesela bak şimdi Tonguç öğreniyor demişiz. Öğreniyor yüklem Tonguç Özlem. Tonguç öğrencidir demişiz. Öğrenciler yüklem Tonguç Özlem. Buraları neden boş bıraktık biliyor musun? Hani sen cümleyi ögelerine ayırırken genellikle önce yüklemi buluyorsun. Sonra özneyi buluyorsun. Hatta bunun sıralaması şudur. Yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar diye gider. Yani yöntemimiz bulma sırası bir yüklem, iki özne, üç nesne, dört tamlayıcılardır. Dolayısıyla sen öncelikle yüklemi buluyorsun. Çünkü ne yapıyorduk? Önce lokomotifi buluyorduk. Sonra diğer ögelere geçiyorduk. İşte lokomotifi bulduğun zaman Diyeceksin kardeşim öğreniyor yüklem. Tamam. Öğrenci yüklem. Tamam. Burada düşüneceksin. Diyeceksin ki hmm, öğreniyor fiil mi fiil. Öğreniyor öğrenmiyor diyebiliyorsun. Öğreniyor öğrenecek öğrenmeli öğrense öğrendim. Yani şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiil. Öğrencidir sözcüğü ise bir isim bak. Direkin almış bir isim. İşte bu tarz sorularda bu cümle yani sonunda yüklemi isim olan cümleye öz yüklem deyip kaçabilirsin. Ki birçok soruda da böyle çıkar ve zordur. Bunlarda ise dikkat olman gerekiyor. Neden? Bak şimdi göstereyim. Şöyle, Tonguç ee, dersi öğreniyor diyebilirsin. Bak bu nesne oldu, Gördün mü? Tonguç dersi dikkatlice öğreniyor diyebilirsin. Bak bu zarf tamlayısı oldu. Tonguç dersi dikkatlice işte evde öğreniyor diyebilirsin bak. Bu yer tamlayıcısı oldu. Yani Tonguç öğreniyor, dersi öğreniyor, dikkatlice öğreniyor, evde öğreniyor diyebiliyorsun. Dolayısıyla burada özne, nesne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı gibi farklı farklı ögeler gelebiliyor. Çünkü fiil başka başka ögelerle iletişime geçebiliyor. Ama şöyle bakalım. Tonguç akıllı virgül, dikkatli virgül, zeki ve işte ne diyelim mesela ahlaklı diyelim. Ahlaklı bir öğrencidir diyelim bak seni övdük. Şimdi sen burada akıllı öğrenci, dikkatli öğrenci, zeki Ama bu burayı bölemez ki bu bir sıfat tamlaması. Tamlamalar bölünmez. Dolayısıyla burası Tonguç özne gerisi de yüklem olur. Dolayısıyla yüklem fiil olduğu zaman aha diyeceksin. Burada başka başka ögeler olabilir. Ama yüklem isim olduğu zaman yapıştır geç. Özne yüklem diyebilirsin. Bazı istinalar var ama onu da inşallah size sormazlar. Yani bin soruda bir kere çıkan istinaları da size sormazlar. Özne yüklem oluyor genellikle isim cümleleri. Şimdi Geldik özneye. Özne kim veya ne sorularıyla bulunuyor? O zaman sorularımız neymiş? Kim veya ne? Zaten yöntemimiz yöntemde o zaman buraya yöntem yazıyorum şöyle. Yöntem yani önce yüklem, yüklemi öğrendik. Sonra özne kim ve ne soruları. Sonra nesne sonra tamlayıcılar olacak. Şimdi o zaman öznedeyiz. Özne kim ve ne sorularıyla bulunuyor. Veyahut da yapan kim, en kim, yapan ne, en ne şeklinde sorularda da bulunabilir. Şimdi öğrenciler dersi dikkatli dinliyor. Şimdi Dinliyor yüklemimiz. Kim dinliyor? O dinliyor. O zaman özlemizi şöyle kırmızı renkli yapmışız. O zaman ben de kırmızı renk bulayım. Var mı kırmızı renk? Şu renk o da olmaz. Kırmızıya benzemiyor. Evet kırmızı ha, buradaymış. Şöyle dinliyor öğrenciler özlemiz oldu. Tamam mı? Şimdi dinliyor yüklem öğrenciler özne. Burayı yakalamış olduk. Devam ediyorum. Sınıfımızın başkanı Ömer'dir demiş. Şimdi bu cümlenin yüklemi Ömer'dir. Ömer'dir. Ömer'dir isim olduğu için zaten bu cümle öz yüklemden oluşuyor. Sınıfımızın başkanı Ömer'dir. Şimdi fakat burada dikkatli olacağız. Ömer'dir. Kim Ömer'dir? Başkan Ömer'dir ya da sınıfımızın Ömer'dir değil. Sınıfımızın başkanı. Hani az önce söylemiştik ya kalemin kapağı, sınıfın penceresi, Ali'nin çantası, işte Tongül'ün saçı, okulun camı. Her neyse ınının ın, ın, ısını gördüğün zaman bölemiyorsun. Dolayısıyla burada da sınıfımızın başkanı diye bir tamlama var ve bu da özlemiz. O zaman Ömer'dir yüklem. Sınıfımızın başkanı Özlem olmuş oluyor. Özlenir pembe yuvarlak için aldık. Daha doğrusu kare için aldık. Devam ediyoruz. Bazı şiirleri anlamak zordur. Zordur yüklemimiz. Yüklem ismi olduğu için gene öz yüklemden oluşuyor. Ne zordur? Bazı şiirleri anlamak diyoruz. Bitti gitti. Karikatür her toplumda sevilir. Sevilir yüklem. Ne sevilir? Karikatür sevilir diyebiliyorsun. Burada özlemiz yine var. Bu sonradan öğreneceğiz bu sözde özne oluyor. Esasında karikatür kendini sevmiyor. Birileri tarafından seviliyor ama bunu şimdi kafamızı karıştırmayalım. Sevilir yüklem karikatür özne. Bütün gün burada sizleri bekledik. Bekledik yüklem. Kim bekledi? Biz bekledik. O zaman buraya ben biz yazıyorum bak. Biz gizli özne. Biz sizleri bütün gün burada bekledik. Birazdan göreceğiz diğer ögeleri. İşte ne zaman bekledik? Bütün gün bekledik. Zar tamlayısı olacak. Nerede bekledik? Burada bekledik. Yer tamlayısı olacak. Sizleri bekledik. Nesne olacak. Ama cümle içinde özne yazmıyor. O zaman burada gizli özne var diyeceğiz. Yani gizli özne cümlede yazmasa bile anlamından yakalayabildiğimiz özne. Mesela bekledik. Kim? Biz bekledik. Bekledim deseydi ben bekledim olurdu. Bekledin deseydi sen bekledin olur. Dolayısıyla burada bekledik dediği için biz gizli özne. Yağmurdan vücudum ıslandı. Islandı yüklem. Ne ıslandı? vücudum diyebilirsin bitti gittim İstanbul'da bir ömür boyu yaşanır bak bazen bu da çıkmaz ama yine de sorduk sordu örnek olsun diye yaşanır yüklem ne yaşanır bilemedim hocam bilemiyorum diyorsun çünkü bu cümlenin özdesi yok fakat bu çıkmaz yani bu e, ekstra yani binde bir e, karşımıza gelecek bir örnek şöyle binde bir işaret yapalım dolayısıyla dinliyor yüklem öğrenciler özne Ömerdir yüklem sınıfın başkanı özne zordur yüklem bazı şiirleri anlamak özne. Sevilir yüklem karı kıtır özne. Bekledik yüklem biz gizli özne şeklinde gidebiliriz. Geldik nesneye. Şimdi sıralamamız neydi? Yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar şeklindeydi. Yüklemi bulduk. Özneyi kim ve ne sorularıyla buluyoruz? Nesneyi de kimi, neyi veya ne sorularıyla buluyoruz? Bak kimi, neyi veya ne. Burada şuna dikkat edelim. Kimi ve neyi soruları bize belirtili nesneyi bulduruyor Tonguç'un. Um. Belirtili nesneyi bulduruyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki Tonguç Tonguç kalem istedi dediği zaman burada Tonguç özne kalem nesne oluyor. Ama bu herhangi bir kalem anlamı katlı için belirtisi nesne oluyor. Ama Tonguç kalemi istedi dersen bu işte neyi istedi sorusuna cevap verdiği için bak kalemi neyi sorusuna cevap verdiği için bu Tonguç evladım benim belirtili nesne oluyor. Dolayısıyla belirtili nesneyi iyi bilmemiz gerekiyor ve sınavlarda daha çok bize belirtili nesneyi soruyorlar. Hatta bunun bir şarkısı da var. Belirtili li 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 kimi 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 neyi, neyi 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 biliyorum şarkı kötü bir şarkı gerçekten sözü ve müziği bana ait olan kötü bir şarkı ama ben aklınızda kalsın diye yani iğrenç bir şarkı vardı hoca söylemişti oradan hatırlayın diye söylüyorum. Yani kimi 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 neyi 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 kale mi, mi 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 belirtili li 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 böyle iyili şeyler belirtili nesne oluyor. Mesela kardeşim oyuncağı kırmış. Kırmış yüklem. Kim kırmış kardeşim? Neyi? Oyuncağı. Bu da belirtili nesne oluyor Tonguç'um. Öğrenciler kitap okuyor. Okuyor yüklem. Kim okuyor? Öğrenciler. Ne okuyor? Kitap okuyor. Bu ise belirtili nesne. Kitabı okuyor demiyor çünkü ı yok. Öğrenciler hocanın verdiği kitabı okuyor. Okuyor yüklem. Kim okuyor? Öğrenciler özne. Neyi okuyor? Hocanın verdiği kitabı. Burası da işte yine belirtili nesne olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Mesela şu dersimizin başta gösterdiğimiz örneklere bakalım. Ömer herkes sınıfa çağırdı. Çağırdı yüklem. Kim? Ömer özne. Kimi? Herkesi. Bak iyi var. İyi olduğu için bu yine belirtil nesne oluyor. Niye? Kimi 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 neyi, neyi 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 belirtili li 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 herkesi diyorsun kulakların kanıyor ve müziğe olan sevgin bitiyor. Ama burada bilmen gereken şey şu. İyili şeyleri görünce belirtili nesne diyeceksin Tonguç Eylül Tamam mı? Mesela öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor. Dinliyor. Kim dinliyor öğrenciler? Neyi? Dersi. Belirtili li 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 li, 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 li. böyle diyorsun. Herkesin sana bakıyor. Diyorlar ki bu hoca daha doğrusu bu çocuk kafayı mı yedi? Aslında sen taktiği iyileri gördüğün için belirtilmesini yapmış oluyorsun Tonguç. Mesela burada yok belirtilmesi. Niye? Yarın bize. İ i i i i. i. Yok yok diyorsun. Herkesini tımarhanelik zannediyor ama sen esasında doğru yapmış oluyorsun. O zaman neyi kırmış oyuncağı belirtilmesini. Neyi okuyor? Hocanın verdikte bakıyor belirtilmesine diyebiliriz. Şimdi geldik tamlayıcılara. Hatırlarsan ilk başta yüklemi, sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları buluyorduk. Yüklemi bulduk. Özneyi kim ve ne sorularıyla bulduk. Nesneyi kimi, neyi sorularıyla belirtilse, ne sorusuyla belirtilse bulduk. Şimdi geldik tamlayıcılara. Tamlayıcılar bir yer tamlayıcısı, diğer adıyla bunun büyük sınıflarda dolaylı tümleş diye de söyleniyorlar söyleniyor. Bir de zarf tamlayıcısı var. Buna bazı yerlerde de zarf Tümleci de diyebiliyorlar. Ama sen zar tamlayısını bilmen yeterli. Şimdi bunların soruları neler? Bak şimdi. Burada yer tamlayısının sorularında Tonguç Şehlad'ın benim ED'den eki almış sorular görüyorsun. Mesela neye tamam mı? Neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularını görüyorsan bunlar yer tamlayısı. Eve gitti, evde kaldı, evden geliyor. Ali'ye gitti, Ali'de kaldı, Ali'den geliyor. Bunlar hep yer tanımlayız. Bunlar yer tanımlamasını buluruyor. Ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye gibi sorularda zartalmasını buluruyor. Burada tabii burada da nereye var, burada da nereye var. Arasındaki farkı birazdan göstereceğim sana. Mesela şöyle buraya geçmeden önce şuradaki örneğe bakalım. Şu dursun. Öğrenciler okula yarın gidecek. Gidecek yüklem. Tamam yüklemimizi bulduk. Sonra öznemizi buluyoruz. Kim gidecek? Öğrenciler gidecek. Özne. Tamam. Nereye gidecek? Okula. Yer tamlayıcısı. Ne zaman gidecek? Yarın gidecek. Zarf tamlayıcısı şeklinde ayırabiliyorsun. Mesela sınıfımızın başkanı yeni açılan kütüphaneyi geçen hafta ziyaret etti. Bak burada şimdi hiç tamlama yoktu. Öğrenciler tek bir kelimeydi. Okul tek bir kelime. Yarın tek bir kelime. Gidecek tek kelimeydi. Burada ise bileşik kelimeler var. Mesela bak, ziyaret etti yüklem. Kim ziyaret etti? Sınıfımızın başkanı ziyaret etti. O zaman sınıfımızın başkanı Özne. Sınıfımızın başkanı. Sınıfımızın başkanı bak tamlama bölünmüyor. Hani kalemin kapağı, okulun penceresi, teyzemin çantası gibi. Sınıfımızın başkanı ziyaret etti. Neyi ziyaret etti? Yeni açılan kütüphaneyi. Yani belirtili nesneyi ziyaret etti. Ne zaman ziyaret etti? Geçen hafta da yine zarf tamlayısı oluyor. Burada geçen hafta bir tamlama, yine açılan kütüphane bir tamlama, sınıfımızın başkanı bir tamlama. Tamlamalar da bölünmüyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi burada şu e, şeye gelmeden söz var. Buralara da gelmeden. Ha, şurada e, bir şey göstermek istiyorum. Nerede bizim sayfamız? Ha, şu pembiş sayfa. Şimdi bak. Şimdi çağırdı yüklemdi. Kim çağırdı? Ömer Özne'ydi. Kimi çağırdı? Herkesi belirtil nesneydi. Peki bak nereye sınıfa diyoruz. O zaman nereye sorusu sınıfa diye bir cevap aldıysa biz buna yer tamla istiyoruz. Mesela şuraya bakalım. Öğrenciler dersi dikkatle dinliyor. Dinliyor yüklem. Öğrenciler özne. Neyi dinliyor dersi belirtili nesne. Nasıl dinliyor dikkatle dinliyor. O zaman bu da zar tamlayıcısı oluyor. Bu kadar basit. Nasıl dinliyor dikkatle dinliyor. Tonguç yarın bize gelecek. Gelecek yüklem. Kim gelecek? Tonguç gelecek. Ne zaman gelecek yarın? Ne zaman sorusu zar tamlayıcısıydı. O zaman buraya da ZT yazıyorum. Kime gelecek? Bize gelecek. Bu da yine yer tamlayıcısı oluyor. Tonguç evladım benim. O zaman şöyle bir tablo çizecek olursak. Bak şimdi bu tabloyu çizmek istiyorum. Çok temel bir yöntemiz var. Şimdi burada özlemiz var. Çok güzel. Sonra belirtili nesnemiz var. Tamam mı? Veya nesnemiz var. Yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı ve yüklem dedik. Şimdi yüklemi hangi soruyla buluyoruz sonuç evladı benim? Bilemedim hocam. Bilemiyorum diyorsun. Yani yüklemi zaten soruyla bunu Yüklemi direkt buluyoruz. O zaman buraya yazıyorum. Bir. Önce yüklem bulunur. Number one. Buraya bir numara yazdık. Önce yükleyen bulunur. Çünkü zaten yöntem kelimesinin ilk harfi y idi. Önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra, yüklemi bulduktan sonra sorularımız var. İlk başta özneyi buluyorduk. Y'den sonra öyle geliyordu. Özne yazıyorum. Özneyi kim veya ne sorusuyla buluyoruz. Kim sorusu veya ne sorusuyla özneyi buluyoruz. Mesela Ali geldi. Kim geldi? Ali özne. Tamam. Sonrasında nesnemiz var. Nesnemizi ya kimi neyi sorularıyla belirtil nesneyi ya da ne sorusuyla belirtil nesneyi buluyoruz. Burada şunu birazcık vurgulamak istiyorum. Bak şöyle yapalım. Kimi, neyi belirtil nesne, ne sorusu ise belirtil nesne. O zaman şuraya B'li yazıyorum. Şuraya da B'siz yazıyorum. Tamam mı? Şimdi yaratan mayısı E'denli E'de sorularla bulunuyor. İşte en çok sorularını bu. Nereye? Tamam mı? Sonrasında nerede? Nereden? Yeri belirliyor yani. Sonrasında Kime? işte kimde kimden veyahut da işte neye neye neyde neyden e'deden sorularda bize yer tamlayısını bulduruyor. Bunların da sonra tabii ki soru işaretimizi koyalım ki hata oluşmasın. Zar tamlayısı kaldı. Zarf tamlayısında ne renkli yazalım? Şöyle güzel bir renk seçelim. Morla seçiyorum. Mor yazdım. Zarf tamlayısı mor kalem aldım. Şimdi burada ise nasıl mesela güzel dinliyor. Ne zaman şimdi dinliyor. Niçin? öğrenmek için dinliyor. Ve hatta nereye diyebilirsin. Burada nereye ek almaması lazım buna dikkat edeceğiz. Yani şöyle Ali e, dışarıya çıktı dersen yer tamlayısı oluyor. Dışarı çıktı dersen zar tamlayısı oluyor. Bu çok önemli bir detay ama e, sınavlarda sorulma ihtimali zayıf olan bir detay. Bu görüntüyü de ekran görüntüsü olarak alabiliriz. Şimdi Burada şöyle bir önemli uyarımız var onu söylemek istiyorum. Esas dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi tamlamalar, deyimler, söz ve filmsilerin oluşturduğu yan cümleler bölünemez. Şimdi filmsiyi neden öğrenmiştik? İşte şimdi burada belli olacak. Bak şimdi. Tonguç kardeşini yarın sinemaya götürecek. Bu cümleyi gel beraber ögelerine ayıralım. Buradaki soruları hatırlayalım ve birlikte yapalım. Şimdi götürecek yüklem. Tamam. Yüklemi bulduk. Kim götürecek? Tonguç Özne. Tamam buraya ö yazıyorum. Özne. Kimi götürecek? Kardeşini kardeşini iyi olduğu için belirtili nesne. Kardeşini belirtili nesne. Ne zaman götürecek? Yarın götürecek. Burası da zar tamlayıcısı. Tamam ZT. Sinemaya da nereye götürecek sorusuna cevap veren sinemaya yer tamlayıcısı oluyor. Şimdi burada her biri bağımsız bir öge. Tonguç götürecek. Şöyle ayırıyorum. Kardeşini götürecek. Yarın götürecek. Sinemaya götürecek diyebiliyoruz. Kim götürecek Tonguç? Kimi götürecek kardeşini? Ne zaman götürecek? Yarın. Nereye götüreceksin abi? Bunların her biri bağımsız bir öge. Şimdi sana bir soru soruyorum Tonguç Elhanım benim. Şu cümlede yanına şöyle siyahla yıldız koyduğum cümlede. Fiilimsi var Hayır mı? Hayır hocam. Harikasın yok. Niye? Yüklemi buldun. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelere baktın. Bu kelimelerden hiçbiri mame eki almıyor. O zaman bu cümlede fiilimsi yok dedin. Şimdi fiilimsinin olup olmaması neyi değiştiriyor? Bak şimdi dikkatli izle. Tonguç'un kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Şimdi bu cümlenin yüklemi duydum. Duydum bulduk. Peki kim duydu? Ben duydum bak. Burada ben gizli özne. Ben gizli özne. Peki ben neyi duydum? Ben neyi duydum? Tonguc'un kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Burası bütünüyle belirtin Burayı bütünüyle tek parça olarak alıyorum. Burası bütünüyle belirtili nesne. Peki neden bunu ayıramadım? Çünkü bak burada Tonguç götürecek diye biliyordun. Ama burada Tonguc'un duydum diyemiyorsun. Kardeşini götürecek diyebiliyordun ama burada kardeşini duydum diyemiyorsun. Sinemaya götürecek diyebiliyordun ama sinemaya duydum diyemiyorsun. Dolayısıyla burası burası adeta bir kapalı kutu. Bu kutuyu bölemiyorsun. Ve bu kutunun oluşmasını sağlayan da buradaki götüreceğini filmsisi. Duydum neyi duydum? Götüreceğini duydum. Götüreceğini sisi adeta bir elektrik süpürgesi gibi böyle hani elektrik süpürgeleri vardır ya böyle diye içine çekecek. O zaman diyorsun ki neyi duydum? Tomurcu kardeşini sineme götüreceğini. Bak burayı bütün olarak alıyorsun ve götüreceğini kelimesi fıt 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 diye içine çekiyor ve hepsi burada bir bütün olarak sana bir nesne oluşturuyor. Dolayısıyla bu cümlede filimsiz olmadığı için la 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 diye bölebilirsin. Tamlama da yok zaten. Ama filimsiyi gördüğün zaman aha 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 diyeceksin. filmsin olduğu cümlelerde böyle diye içine çekebilir. Oraya dikkat etmelisin. Mesela biz az önce şurada nerede bizim bir tane trenli ha şurada mesela hepsini ayrı ayrı koyabildik. Niye? Çünkü filmsi yok hiç. Ömer çağırdı, herkesi çağırdı, sınıfa çağırdı, öğrenciler yani hiç filmsi olmadığı için rahat rahat vagonlayabiliyorsun. Ama burada diye bir bütün haline geliyor. Buraya dikkat etmen gerekiyor. Tonguç şey benim. Şimdi şunları da gösterelim sonrasında dersimizi bitirelim. Artık sizler de soru çözersiniz arkadaşlar. Hatta bir tane sorumuz var. O soruyu bir sorayım sana Tonguç. Sonrasında bu bilgileri gösterelim. Bu soruyu yapabiliyorsak konuyu esasında e, anlamışız demektir. Ama tabi hala yine tüm dersler soru bankamızdan, süpersonikten, dinamolardan, Zoru'lardan mutlaka sorular çözmemiz lazım. Efsanevi sorular var burada. Şimdi aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklemden oluşmaktadır diyor. Gel buraya yapalım. Ali dün eve erken geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? Ali özne. E bitti zaten bir kere özne yüklemden oluşuyor Başka ögeler var. Ne zaman dün geldi... Nereye eve geldi. Nasıl erken geldi? Bak zarf var, yer var. Zarf var. patladı. Geç. Herkes soruları çözüyor. Çözüyor yüklem. Kim çözüyor? Bilemedim hocam. Bilemiyorum diyorsun. O zaman buraya herkese de özne yazdık. Neyi çözüyor? Soruları. Bu da belirtili nesne. Bu da olmadı. Patladım. Yarın size uğrayacağız. Uğrayacağız yüklem. Kim uğrayacak? Biz uğrayacağız. Nereye? Size yer tamlayısı. Ne zaman? Yarın zarf Bu da olmadı. Şimdi İstanbul en kalabalık şehrimizdir bak. En kalabalık şehrimizdir. Bu bir isim cümlesi. İsim cümlesi olunca cümle genellikle özne yüklemden oluşuyordu. En kalabalık şehrimizdir yüklem. Ne? Kim en kalabalık şehrimizdir? İstanbul özne. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Dolayısıyla cümlenin genellikle yüklemi isimse bunu en başta söylemiştik. Özne yüklem olacağını unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bir de şunu gösterelim. Bununla alakalı da soru belki gelebilir. Soru hangi ögeyi bulurmaya yöneliktir derse Sorunun olduğu yere hangi ögeyi koyuyorsan onu buldurma yönelik. Mesela bugün buraya kim geldi? Kimin yerine Ali'yi koyacaksın? E Ali de özne olacak. O zaman burada soru özneyi buldurma yönelik. Öğrenciler soruları nasıl çözecek? Dikkatlice çözecek. O zaman bu zarf tamlayısını buldurma yönelik. Bu kitabı nereden aldın? İşte kırtasiye'den aldım. E o zaman bu da yine yer tamlayısını bulduruyor. Soru anlamının mi ile sağlandığı cümlelerde mi'nin solundaki ögeye dikkat edelim. Mesela... Hocamız bugün soruları soracak mı diyorsun ya mı yüklemin sağında olduğu için burada yüklem soruluyor diyeceğiz. Yani burada sorulan öge yüklem diyebiliriz. Mesela hocamız mı soracak dersen bu sefer özneyi sormuş oluyor. Bir de vurguyla ara söz var. Buna da dikkat edelim. Bunu en başta da söylemiştik. Vurgu yükleme en yakın olan ögeydi. Ara söz de cümlenin içinde bazen bir ögenin açıklayısı olan bazen de cümle dışı unsur olan ara sözler oluyor. Şimdi vurguya bakalım. Vurgu anlatılmak senenin öne çıkarılmasıdır yükleme en yakın öge vurgulanır. Mesela Ali yarın trenle Kars'a gidiyor. Kars'a burada yükleme yakın. Öyle değil mi? Gidiyor yanında Kars var. O zaman yer tamlayısı vurgulanmış. Ali trenle Kars'a yarın gidiyor. O zaman zart tamlayısı vurgulanmış. Yarın trenle Kars'a Ali gidiyor. O zaman özne vurgulanmış. Gidiyor trenle Kars'a Ali. Burada yüklem sonda olmadığı için devrik cümle olduğu için devrik cümlelerde yüklemin vurgulandığını da söyleyebiliriz. Yani yüklem sondaysa hemen yüklemin solunda hangi öge varsa yani yanında hangi öge varsa o vurgulanıyor. Şimdi devrik cümlelerde vurgu yüklemdedir onu dedik zaten. Bahar gelmiş memleketimin dağlarına bak. Gelmiş yüklem o zaman vurgu yüklemde. İsim cümlelerinde de vurgu yüklemdedir. Mesela İstanbul kadar güzel bir kent bulmak zordur diyorsun. Zordur bir isim o zaman vurgu yüklemde. Ara sözle söyleyelim. Herhangi bir ögenin açıklayısı olabilir. Bak ara söz böyle arada duran bir zincir gibi herhangi bir ögenin açıklayısı olabilir veya cümle dışı unsur olabilir. Doğup büyüdüğü yeri Yozgat'ı çok özlüyordu. Bak şimdi, özlüyordu yüklem. Kim? O özlüyordu. Ne kadar özlüyor? Çok özlüyordu. Nereyi? Neyi? Doğup büyüdüğü yeri. Nesne. Doğup büyüdüğü yer nereye? Yozgat. Ha bak. Burada Yozgat doğup büyüdüğü yeri açıklamış oluyor. Nesne açıklayısı. Şuraya bakalım. Ben ne yalan söyleyeyim henüz acıkmadım. Acıkmadım yüklem. Kim? Ben acıkmadım. Ne zaman henüz acıkmadım. E, ne yalan söyleyeyim ne Hangi öge? Bilemedim hocam. Bilemez tabii çünkü cümle dışı unsur. İşte ara söz bazen böyle cümle dışı unsur da olabiliyor Tonguç Eylem'e. Evet dersimizi bitirdik. Şimdi dersimizin sonunda mutlaka TAS uygulamasından arkadaşlar meydan okuma testini çözmeyi unutmayın. Burada tekrar söylüyorum soru çözdükçe bu konuyu pekiştirebileceksiniz. O yüzden bu yöntemler veyahut da bu gösterdiğimiz taktikleri uygulayın. Ancak soru çözerek ınının ığısının bölünmeyeceğini ancak soru çözdükçe anlayabiliyorsun. Yani sen burada soruyu alıyorsun mesela süpersonikten. Açıyorsun cümlenin ögeleriyle alakalı. Hangisi yanlış Kütüphanesi Nuri Ulusu'ya Gezi'de yanına götürmek istediği kitapların bir listesini verdi diyor. Şimdi burada sen fiilimsinin olduğu yerde ögenin bölünmeyeceğini yakalaman lazım. Bunu yanlış yapacaksın. Sonra takıldığın için karakodu okutarak çözümünü izleyeceksin. Sonra ha diyeceksin. Ancak o zaman anlamış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa şu anda sadece konuyu öğrendik. Ama biraz da antrenman yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım ödülü soruyorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah LGS'de bu konu çıktığı zaman full yaparsınız. Hepsini doğru yaparsınız. Görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.